Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Evet. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Sanat eseri değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita buluntu olarak temellük de etmiş, sahip de olmuş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. O zaman bu vücut Allah tarafından insana ihsan edilmiştir. Bir şık geriye o kalıyor zaten. Peki bu vücut insanın değildir dedi. Bunun bir Risale-i Nur'da çokça örnekler var. Evet. Çokça bahisler var bununla alakalı. Birkaç örnek verebilir miyiz? Anladım. Metinler üzerinden. Şimdi burada üstadımız yani çok hikmetlerden bir tanesini ben söyleyeyim manalardan. Evet. Şimdi normalde insan yaptığı şeylere güveniyor ya. Hmm. Ben bunu yaptım. Geçmişte şöyle ettim. Filana böyle ettim. Filana böyle verdim gibi. Hmm. Şimdi normalde senin insanlara yaptığın, insanlara verdiğin dini, mübini, İslam'a yaptığın bu manadaki hizmetler bir tarafa. Gel önce seni bir ele alalım yani. Ben yaptım dediğin sen kimsin? Evet. Sen ruh ve bedenden, cesetten ibaret bir varlıksın. Sen ruhsun değil mi? Yani biz kendimiz olarak. Onun için benim elim diyorum, benim gözüm diyorum. Yani ben demiyorum yani. Göz benimdir. Bu bir alettir yani. Dolayısıyla altın sözü bir hatırlayalım. Cenab-ı Hak müminlerden innallaha işterem minel müminine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın alıyor. Şimdi zaten mallar anlaşılıyor. Bunlar bizim değil. Bunlar kainatta Cenab-ı Hakk'ın halk ettiği. Peki bunları güvenebilir misin yaptığın iyilikler falan? Hayır, güvenemezsin. Niye güvenemezsin? Çünkü zaten senin bedenin bile senin değil. Kendin bile kendin değilsin. Ya sen ruhunu yaratan Allah. Şöyle diyebilir miyiz? Evet. Mesela bir fabrika var bana ait değil. Evet. Ben de iddia ediyorum ki bunun çıkan mahsulatı bana aittir. Yani. Veya bu fabrikanın karını bana verin bu fabrika. Ya sen nasıl ne hakla talep ediyorsun ki? Yani sen burada sadece bir işçi olarak çalışıyorsun. Senin olmayan bir yerden ya. Çıkan mahsulatı veya ticaret kazancını sahiplenmeye çalışıyorsun. Olmaz yani. Dolayısıyla burada yani harici alemde sahip olduğun şeyleri, yani zannettiğin şeyleri, senindir diye zannettiğin şeyleri ve dahili aleminde sahibi olduğunu zannettiğin aza, ondan sonra bu maddeki hissiyatların hepsini Allah sana vermiştir. Hı-hı. Bunlar sana emanettir. Allah senden cennet karşılığında rahmetiyle satın almak istiyor. Rahmet. Rahmetiyle. Şimdi burada harici alemde zaten hiçbir şey senin değil ama üstadımız bunu daha da ihsas ettirmek için zaten senin zannettiğin ya da sen kendin diye zannettiğin şeyler bile senin değildir. Vücudun nedir? Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Sen mi yaptın? Hayır. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak, buluntu bir mal olarak temellük de etmiş değilsin. Evet. E sen bunu nereden buldun? Hangi çöplükte buldun? Hangi sanatta yaptın? Hangi tezgahta yaptın mesela? Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için, hani kıymeti yok da birisi atmış. Ne gibi? İşte ceket diyelim mesela. Adam atıyor çöple, başka birisi gidip alıp giyebiliyor. Hmm. Yani senin bedenin böyle mi yani? Kıymetli bir şey olmadığı için birisi yere atmış da sonra sen aldın da onu giydin, kullanıyor musun? Yani öyle bir şey mi? Hoca, elca, vicdan da, akıl da, herkes de, nefis hatta diyor ki hayır öyle bir şey olmaz. Kıymetsiz şimdi, deyince mesela en fakir adam mesela bir gözünü Boğaz Köprüsü'nü versen değişmez. Değişmez. Değişemez yani. Değişemez çünkü çok kıymetli.